Bakü'ye gideceğiz şimdi. Son durum Ermenistan'daki gelişmeleri alacağız. Fatih Havanos karşımızda. Dün Erivan sokakları yine hareketliydi. Hem muhalefet hem de Başbakan Paşinyan'ın destekçileri sokaklardaydı. Paşinyan erken seçime evet dedi ama şartları da var tabii. Muhalefet kabul ederse gideriz dedi. Anayasayı değiştirmek istiyor. Parlamenter sistemden vazgeçip yarı cumhurbaşkanlığı sistemini öneriyor. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek onu göreceğiz ama dünden bu yana ne yaşandı Ermenistan'da? Senden alalım ayrıntıları. Evet, dün akşam saatlerinde yine aslında iki kanatta meydanlardaydım. İktidar yanlıları oradaydı. Paşinyan önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Her şeyden önce 2 yıl 10 aylık süre boyunca yaptığı bütün hatalar için özür diledi. Hem Ermeni halkından hem de diasporadan özür diledi. Bu da dikkat çekiciydi. Ve sadece hataların ve Karabağ'daki hezimetin kendisine bağlanmaması gerektiğini de ifade etti. 30 yıldır geçmiş hükümetlerin almış olduğu yanlış kararlar ve yine almış olduğu yanlış tedbirler sonrası sürecinde bu döneme kadar geldiğini ifade etti. Erken seçim önerisi aslında yeni değildi. 2 aydır bu önerisini sürekli dile getiriyor Paşinyan. Çünkü kendine güveniyor. Dün gerek Özgürlük Meydanı'ndaki muhaliflere baktığımızda gerekse Cumhuriyet Meydanı'ndaki iktidar yanlarına baktığımızda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Paşinyan için gelen kalabalık gerçekten kat be kat fazlaydı muhaliflere nazaran. Ki muhaliflere bazı kamu kurumlarının destek olunduğu ve diğer şehirlerden Erivan'daki meydana insanların da taşınmasını aslında öne getirsek, bunu hatırlarsak ve diğer taraftan özellikle Ermeni asıllı Rus medya kuruluşlarının da bu anlamda muhaliflere destek olduğunu ve buna yönelik haberler yaptığını hatırlarsak gerçekten Paşinyan'ın ciddi bir kalabalığa hitap ettiğini ve buna rağmen de Paşinyan'ın muhaliflere göre daha fazla bir kitleye hitap ettiğini dün gördük. Bugüne gelecek olursak dün olaysız bir şekilde ki Paşinyan mitingden sonra muhalifleri de çok yakın bir noktadan yürüyüşe geçmişti. Orada bir karışıklık olabilir diye düşünmüştük ama herhangi bir olumsuzluk, taşkınlık yaşanmadı. Fakat bugüne geldiğimizde artık geride kalan tartışma Sarkisyan'la Paşinyan tartışmasına dönüştü. Nikol Paşinyan orduyu aslında olumsuz etkileyen ve yönlendirenin eski Cumhurbaşkanı Ser Sarkisyan olduğunu ifade etmişti. Bugün muhalifler de Paşinyan'a elinde herhangi bir bulgu, belge var mı diye sordular. Bize bunu ispat et diye sordular ve bu tartışmada Sarkisyan üzerinden onun ordu üzerindeki gücü üzerinden devam ediyor. Ama Nikol Paşinyan bir kez daha hatırlattı bugün de. Cumhurbaşkanına tekrar talebini yinelediğini ifade etti ve kesinlikle kararlı. Orduda değişiklik yapmak istiyor. Orduyu eski düzen orduyu yenilemek istiyor Nikol Paşinyan ve önümüzdeki süreçte de Anayasa Mahkemesi'ne mi gidecek yoksa bu kez Armen Sarkisyan Cumhurbaşkanı kabul mü edecek? Bunu işte önümüzdeki veya birkaç gün içerisinde göreceğiz. Çünkü 3 gün zaten süresi vardı cevap vermek için. Yeni bir gelişme var, son dakika gelişmesi. Bunu da paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Gürcistan'da muhalefet lideri Nika Melia'nın gözaltına alındığını ifade etmiştik. Tutuklama kararı vardı. Yaklaşık 2 saattir Tiflis'te de gösteriler var. Gürcistan'da da yine bir siyasi atmosfer kaos değil ama şu an bir gerginlik yaşandığını söyleyelim. Muhalifler kesinlikle muhalefet lideri Nika Melia'nın serbest bırakılmasını istiyor. Bunu da Avrasya gündeminden yaşanan son gelişmeyi sizlerle paylaşmış olalım. Önemli bir gelişmeydi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te de sokaklar hareketli. Muhalif liderin serbest bırakılmasını istiyor.